Evet kıymetli dostlar, 26 Mart 2024'ün ilk videosuyla karşınızdayım. Dün bayağı beni yayında zorladığınız için konuşacağım şeyleri de konuşamamıştım. O yüzden burada konuşayım. Bir de ikinci bir video çekme planım var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Açık açık Sertaç Komşuoğlu'na bir kez daha başsağlığı diliyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Allah rahmet eylesin sevgili Sertaç Başkanımıza. Osay Samuel'den Trabzonspor maçı açıklaması diyor. Bunu konuşacaktık, konuşamadık, hatırlatırım arkadaşlar. O yüzden bana kızmayın. Trabzonspor maçı sonrasında yaşananlarla ilgili ilk kez konuşmuş, demeçlerde bulunmuş. Evet, sanırım her şey maçın bitiminden önce başladı. Maç boyunca üzerimize cisimler atılıyordu ki bu Türkiye'de normaldir bilirsiniz. Ancak o maçta çok daha fazlasını yaptılar. Sanırım hakem tüm maç boyunca 4-5 kez oyunu durdurdu. Benim için Livakovic'in darbe aldığı ve kanının aktığı bir nokta vardı. Hakem orada maçı durdurmadı. Hatta o süreçte rakip takım bir gol attı. Ne kadar acı bir durum değil mi arkadaşlar? Dün biz mesela Özgür Yankaya ve Abdülkadir Bitigen'in bazı şeyini gördük. Kim bilir belki de bu arkadaşla ilgili de bir şeyler çıkacaktık ortaya. Diyor ki hakem Halil Umut Meler hiçbir şey yapmadı diyor. Onu suçlayamam çünkü bunu yapacak gücü olduğunu sanmıyorum diyor. Artık neyi kastetti anlamadım. Çünkü birkaç kez ne yapabileceğini sormak için birileriyle konuşmaya gitti. Onlar da maçı durdurmak istemedi. Aslında bak şifre burada saklı ha. Burada çok ciddi bir şifre var aslında. Birilerinden konuşmaya gitti ama onlar maçı durdurmasını istemedi diyor. Belki de bu garibanların da çoluğunu çocuğunu kaçırıyorlar. Öldürürüz falan diyorlar. Bu garibanlar da mecbur şey yapıyorlar. Neyse. Bir şekilde maçı kazanmayı başardık. Çünkü çok iyi oyuncularımız var. Yolumuza birçok engel koymaya çalışsalar da yine de kazanmanın bir yolunu bulduk. 3-2 kazandık. Açıkçası Türkiye'de çoğu takım sahanın ortasında kutlama yapmayı sever. Biz de öyle yaptık. Evimizde tek maç kaybettik. O da Trabzonspor'a karşıydı. Onlar da sahanın ortasında sevindi. Ortada kutlama yaptılar. Orada hiçbir şey olmadı. Biz sahanın ortasında sevinince bazı taraftarlar sahaya girmeye çalıştı. Ellerinde bıçaklar vardı ve takıma saldırmaya çalıştılar. Bazı insanlar yaptıklarımın nefsi müdafaa olmadığını söylüyor. Biri size elinde bıçakla geliyorsa bu nasıl nefsi müdafaa olmaz? Tribünlerden çıkıp sahaya geliyorlar. Sadece takımımı ve arkadaşlarımı savunmak zorundaydım. Daha önce hiç yaşamadığım bir durumdu. Çok korkutucuydu diyor. Takım arkadaşlarımın birçoğu soyunma odasında kesikler ve morluklarla geliyordu soyunma odasına. Birçok bir futbol sahasında bu nasıl mümkün olabilir? Asla anlayamıyorum. Bazı takım arkadaşlarımın çok korktukları gözlerinden okunuyordu. Ben sadece takımı savunmak zorundaydım. Çünkü herkes buna karşı duramaz. Yaptığım sadece buydu diyor. Sanırım yaptıklarım adrenalinden de kaynaklanıyordu. İlk dakikadan itibaren bize cisimler fırlattıklarını bildiğim için içimde bir huzursuzluk vardı. Sadece ben değilim, arkadaşlarımı savunmak için mücadele eden başka takım arkadaşlarım da var diyor. Ben ısrarla söylüyorum. Osayi Samuel gerçekten böyle bir çocuk değildi. Yani bana deseniz ki hocam Osayi Fener'e gelmeden önce böyle bir tartışmaya girmiş deseniz inanmazdım. Ciddi söylüyorum, inanmazdım. Fenerbahçe'de de inanmazdım. Ama bazen şartlar insanı nereye itebiliyor? Bunu da görün arkadaşlar. Yani nelerle mücadele ettiğimizi ne olur artık siz anlayın. Yani dışarıdan baktığınız zaman İsmail Kartal, oyuncu değişiklikleri kötü, bilmem kaloriferci, bilmem şucu bucu. Bunların hepsi Galatasaray ağzıyla yapılan yorumlar. Çünkü niye Galatasaray'ın foyası meydana çıkmasın diye yapılan durumlar. Ya ah, ilmek ilmek, nakış nakış. Abdülkadir Bitigen'in son 2 sezonda yönettiği 8 maç Galatasaray 8 galibiyet. Özgür Yankaya'nın son 2 sezonda VAR'da görev aldığı 6 maç 6 galibiyet. Cimbom'u kayıran VAR. Var tabi, hem de ne var? Ya böyle kollamaya, böyle şeye. Ama biz ne konuşuyoruz? Hocam işte İsmail Kartal kaloriferci. Bilmem işte şu da şu cucu. Bu da bu cucu. O da ucucu. Bu da şu cucu. Yazık yazık. Ya Ali Koç ne yapsın? Vallahi Ali Koç ne yapsın? Ya böyle bir rezalet dünya yüzeyinde var mı ya? Ali Koç ne yapsın abi? Kime derdini anlatsın? Kime konuşsun? Bir şey söylese ha FETÖ'nün bilmem operasyon çocuğu Ali Koç. Bir şey söylese ha bak bu Aziz Yıldırım'a bile laflar etmişti. Bir şey söylese öyle, bir şey söylese böyle. Daha Zafer'in Rengi filmini izlememiş adam gelmiş bana Fenerbahçelilik taslıyor. Hocam bir film izlemeyle Fenerbahçeli mi olunuyor? Olunuyor kardeşim. Bir film izlemeyle Fenerbahçeli olunuyor. İnan ki olunuyor. Keşke bir film izleyip siz de Fenerbahçeli olsanız. Oradaki desteğin, oradaki niyetin amacını anlasanız. Ya bakın adamlar rahat rahat atını koşturuyor. Kafasına göre şampiyonu belirliyor. Kafasına göre maç kazanıyor. Kafasına göre bir şeyler yapıyor. Sen de burada diyorsun ki işte o transfer yanlış.
10 numarada oynar mı? 8 numaraya onu alsam 6 numarada o oynar mı? Hadi buyurun. Erol Bilecik de açıklamalarda bulundu. Erol Bilecik'in konuşmasından da ben satır baştan alacağım. Adil düzen varsa bu işin galibi belli diyor. Ben ısrarla söylüyorum arkadaşlar. Adalet varsa şampiyon Fenerbahçe'dir. Her sezon. Her sezon istisnasız. İyi de Fenerbahçe'nin kötü olduğu sezonlar olmadı mı hocam? Oldu. Adaletin olmadığı sezonların akabinde gelen sezonlar. Geçen haftadan bugüne tam 7 günü geride bıraktık. Şöyle oldu, böyle oldu. Alınan kararlar, karşı karşıya haksızlıklar konuşuluyor. Tek vücut olma, hesabı verilmeyen haksızlık daha büyüğünü doğuruyor diyor. Düzenli bir şekilde devam eden bu hadisenin genel bir özet olarak başlangıçta söylemek istiyorum diye belirtiyor arkadaşlar. Fenerbahçe olimpik branşlarda, sporda başı çeken bir kulüp. Dünyanın en büyük spor kulübü. 12 branşta uğraşıyoruz. Ya şampiyonuz ya final oynuyoruz. Bu uzun yıllarda sürüyor. Başkanımızın uzun süredir ana gündemde özellikle anlatmaya çalıştığı ana nokta şu. Fenerbahçe oyunun içinde kalsın ama yarışmacı olmasın. Böyle bir dünya yok. Özellikle Türkiye'nin daha fazla gündeminde olan futbolda bizi tutmaya çalıştıkları nokta bu. Oyun içinde kal ama yarışmanın içinde kalma. Böyle bir şey olabilir mi diyor. Çağrımızın 3 amacı var. 2 Nisan'da ilgili. Fenerbahçe'ye yapılan haksızlıklar. Camia olarak kenetlenerek bunun bir görüş alışverişini yapmak istiyoruz. Özellikle son gelişmeleri sorgulamak istiyoruz. Genel kurulumuzun bu yetkiyi yönetim olarak alalım istiyoruz. Ondan sonra da biz gerekli olan hazırlıklarımızı yapmaya hazırız. Adaletsizliğin en uç noktasını yaşıyoruz bak. Bu adım bir kez daha altını çizmek istiyoruz. Sadece Trabzonspor maçında yaşadığımız olaylara dayalı değildir. Yani sadece Trabzon'a endekslemeyin bunu. Adaletsizliğin en uç noktasındayız diyor. Geldiğimiz nokta bu. Bütün olumsuz örnekler Fenerbahçe'de 30 yıldır ya. Sportif ve sportif olmayan konularda negatif ayrımcılığa uğramak. Bize FETÖ'yle saldırı yapıldı. Yani 4-5 tane örnek sayalım diyor ya. 2005-2006'daki Denizli maçı. Alın oraya gidelim diyor. Ya tam 7 sezon 3 kez hep son maçta şampiyonluk kaybedildi. Normal mi sizce? Masanın üstüne koyalım. 3 Temmuz 2011. Daha dün gibi hafızalarda kurulan şike kumpası. Devletin kurumlarına sızmışlar. Aziz Yıldırım'a, hani birçok arkadaşımıza yapılanlar ortada. İtibar suikastleri ortada. Hepsi beraat ettiler. Daha hala konuşanlar var. Otobüs kurşunlanması. 28 şampiyonluk olayı inceliyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Komisyon kurdular. Ortada hiçbir şey yok. Suudi Arabistan'da yaşananlar. Sadece Fenerbahçe suçlu ilan edildi. Çünkü Galatasaray biblo orada. Sokak köpeği herhalde orada Galatasaray. Yani Suudi Arabistan'daki sokak köpeğiydi herhalde. Çünkü Fenerbahçe çekilmiş. Galatasaray diye bir şey yok. Galatasaray çekilmemiş yani. Bütün suç ihale Fenerbahçe'ye yıkılmış. İlginç. Sadece bu sezon değil 30 yıllık bir süreçten bahsediyorum diyor. Yani sokak köpeği derken kastettiğim şu manada yani hiç alakasız. Orada kenarda duran bir figür gibi. Yani sokak insanı diyeyim. Sokakta yatan birisi diyeyim. Sokaktaki kaldırım taşı diyeyim. Yani yanlış anlaşılmasın. İstediğiniz taraflara çekmeyin. Etkisiz eleman. Sıfır. Negatif. Bütün camianın bıçak kemiğe dayandı diyor. Şuna kalben inanıyorum. O gün herkes stadyumda olacak. Fenerbahçe taraftarına taraftar bir sonraki nesillere bir miras bırakacak. 2 Nisan'a kadar önemli toplantılar yapacağız diyor. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla da bunu konuştuk diyor. Fenerbahçe 2 Nisan'dan önce arkadaşlar kritik bir toplantı yapacak. İki toplantı yapacak ama 29 Mart Cuma günü Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle toplantı yapılacak. Yüksek Divan Kurulu yani 20 yıldan fazla üyelik olanlar. Yani Recep Tayyip Erdoğan da buna katılabilir. Aziz Yıldırım da katılabilir. 27 Mart Çarşamba günü eski yöneticilerle istişare toplantısında bir araya gelinecek. Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde. Değerli Yüksek Divan Kurulu üyelerimiz 29 Mart 2024 Cuma günü 16-18 saatler arasında kulübümüz için çok önemli olan 2 Nisan Olağanüstü Genel Kurul toplantımıza ilişkin istişarelerde bulunmak adına Fenerbahçe Faruk Ulgas testine sizleri bir araya geleceğiz. Yani sizlere bir araya geleceğiz. Geleceğiz. Gündem saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, Yüksek Divan Kurulu Başkanı'nın açılış konuşması. 2 Nisan Salı günü saat 17'de Ülker Stadyum Fenerbahçe Üçlü Saraçoğlu Spor Kompleksimizde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısıyla ilgili istişare. Bu arada 2 Nisan'daki toplantı saat 17'deymiş. Ben saat 10'da falan olur diye düşünüyordum. İstişare hakkında görüşmelerin değerlendirmesi kapanış diyor. Hocam bu geri çekilme demek mi? Hayır, bu biz kararlıyız. Gelin. Sizin de varsa bir kararınız konuşalım demek.
Bu arada Aziz Yıldırım 2 Nisan'da yapılacak olağanüstü genel kurula katılmayacakmış. Faik Çetiner öyle diyor. Kongreden bir gün önce basın toplantısı düzenleyeceği çarpıcı açıklamaları yapması bekleniliyor diyor. Vallahi Aziz Yıldırım'la ilgili de şunu söyleyeyim. Aziz Yıldırım benim efsane başkanımdır. Yaşadıkları malum. Kimse inkar edemez. Yani hapis yatmayı siz basit bir şey zannetmeyin. Geçenlerde hapisten çıktım ben. Geçen cumartesi hapisten çıktım arkadaşlar. Herkes ayağını denk kalsın. Yani ona göre gerçekten hapisten çıktım. Çünkü hapishanede görevliydim sınavdan. Oradaki insanları gördüm. Çaresizliği gördüm. Oradaki insanların durumunu gördüm. Allah kimseyi düşürmesin. Hele hele haksız yere iftirayla, kuru iftirayla hiç düşürmesin. Öğrenci arkadaşlardan bir tanesi vardı. Girdi, karaladı, çıktı. Ya dur işte düşün sorulara şey yap falan. Hatta gardiyanlar şey dedi. Dur ya soru versinler. Hani cevaplasınlar da öyle çık işte yardımcı olsunlar diye. Yok dedi çıktı gitti. Artık ne kadar ümitsizse. Artık ne kadar boş verdiyse. Artık ne kadar umudunu kestiyse. Allah kimseyi sınamasın. Gerçekten sınamasın. Rabbim kimseyi oraya düşürmesin. Geçenlerde Halil Özer'in bir açıklaması vardı ya, bir yazısı. Orayı tekrar okumak istiyorum. Sonra da birkaç cümle kurup videoyu bitirmek istiyorum. Sahanda sevinme, deplasmanda sevinme. Elini cebine sokma. Otobüsün kurşunlansın, 40 kişi ölümden dönsün. Saldırganlar yakalanmasın, sesini çıkarma. Trabzon'da tribünler aşağı insin, ey başına otur. 100 dakika boyunca sahada çello bile atılsın, sus. Kafana her türlü yabancı maddeyi ye. Yüzün, gözün, kafan yarılsın, sessiz kal. Kimsenin de umurunda olmaz. Maç öncesi kurşunlanmaya gönderme otobüs videosu paylaş. Bu konuda özel tişörtler yapılsın. Dalga geçilsin. Koreografi hazırlansın. Çıt çıkarma. Sağında bayrak diksinler ve deplasmanda kafana baraj dolduracak şekilde su atılsın. Boş ver. Herkes Kadıköy'de istediği gibi sevinir. El kol hatta kuş taklidi bile yapar. Tahrik sayılmaz ama Fenerbahçe deplasmanda sevinemez. Yasaktır. Tahrik sayılır. Hiç kimse amatöre yatırım yapmaz iken Fenerbahçe yapar. Trabzonlu sporcular bile Fenerbahçe'ye gider ama devam et. Fenerbahçe başkanına ve başkanlarına ağzına geleni söyle. Onlar cevap verince olmadı. Herkes her deplasmana gider. Bazı maçlara Fenerbahçe taraftarı gelmesin. Fenerbahçe çekiliyorum der. Tek dertler yine Fenerbahçe'nin topladığı UEFA puanları silinir mi, silinmez mi? Yayın ihalelerinde bütün görüşmeleri Fenerbahçe başkanları yapar. Aslan, kaplan, bunca olaya rağmen aman ligden çekilme. Sen olmazsan ne yaparız kardeşim? El insaf. 3 Temmuz'a hiç girmiyorum bile. Ayrıca unuttuğum bir sürü konu var. Sen bu kulübün etinden, suyundan, iliğinden, kemiğinden, her şeyinden yararlan. Sonra durmadan dayak at. UEFA müfettişlerine acaba federasyon nasıl bir savunma yapıyor? Tamam, biz Galatasaray'ı kolladık ama bir sorun, neden kolladık? Niçin kolladık? Gördünüz, yürüdük ve kolladık. Biz Galatasaray'ı kolladık da sonradan kollamadık mı dedik? Bunlar bir takım uydurma laflar falan mı diyorlar acaba? Yani televizyona çıkmış birisi bir şey söylüyor. İşte arkadaşım biri çıkmış diyor ki bu suçtur. TDK'ya göre bu görüşme nasıl paylaşıldı, şöyledir böyledir. Erden Timur belgeler açıkladım dediğin zaman bu suçtur. Aleni tehdit ediyorsun. Devletin kontrolündeki bir ligi oynatmamakla tehdit ediyorsun diyebildiniz mi acaba? Ali Koç bu görüşmeden çoktan haberdardı. Mehmet Büyükekşi'ye sorduğunda yalanlamıştı. Yani alın arkadaşlar. Antalya spor maçı Galatasaray'ın şikeli maçlarından birisi bu sezon. Kasımpaşa maçı şikeli ikinci maç. Beşiktaş maçı şikeli üçüncü maç. Antalya'da 3 kırmızı yese, Beşiktaş'a yenilse, Kasımpaşa maçında 69'da Kasımpaşa'nın penaltısı verilse 9 puandan olacak Galatasaray. Şu gün Fenerbahçe 2 puan geride diyoruz. 7 puan önünde olacak. Sadece 3 maç. Ve emin olun bu noktaya kadar gelip burada 7 puan geriye düşen Galatasaray. Yani ortalık 56. Ama izin veriyorlar mı? Vermiyorlar. Bu arada görüntüler paylaşıldı, sosyal medyaya konuşuldu. Hiç kimseden ses yok arkadaşlar. Hiç kimseden ses yok. Niye? WhatsApp'tan talimat gelmedi. WhatsApp'tan talimat gelsin, hep birlikte konuşacaklar inşallah. Onu da bekliyoruz. Artık sabaha kadar ne düşünecekler, ne yapacaklar bilmiyorum. Bu arada atmosferden etkilendim diyen Özgür Yankaya'nın o stadyuma uzaklığı 33 kilometreymiş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Vay arkadaş ya. Bu arada Feridun Nideloğlu
12 Mart tarihinde açıklamalarda bulmuş. Halk Dallas Tete'nin pozisyonu penaltı mıydı diye soruyor. Abdülkadir Tüken penaltı değildi diyor. O zaman neden verdin penaltıyı birader diyor. Yalanlarınız batsın diyordu Galatasaraylılar oraya. Yani uzun lafın kısası yalanlar ortaya çıktı vesaire vesaire. Hatta o Abdülkadir Bitigen'in penaltı pozisyonundan sonra yanlış hatırlamıyorum değil mi? Ümit Karan. Aynen Ümit Karan şunları diyor. Ya bu adam hakem değil ki, bunun yorumunu ben dinlemem ki demiş. Hakem olsa doğru düzgün maç yönetir bunlar. Türk futbolunun içine ettiler demişti. Hatırlayın. Ya bu sezon baraj mesafesini hatırlayın, Galatasaray'ın kurdurduğu baraj. Yine Antalya maçında değil mi diyor? Yok, başka maçtaydı değil mi? Verilen verilmeyenler. Neyse, korku dağları sardı ya, yeter. Peki arkadaşlar, bu saatten sonra olacağı söyleyeyim size. Beni iyi dinleyin. Bu saatten sonra ya Mehmet Büyükekşi'nin ve federasyonun başı yanacak ya da Galatasaray'ın. Zira elinde artık Mehmet Büyükekşi'nin elinde hiçbir şey kalmadı. Hakem dövülmüş, sahaya inilmiş, sahadan takım çekilmiş, ligden çekilmek isteyen takım var. Maddeler atılmış, şu yapılmış, bu yapılmış, o olmuş, şu olmuş, bu olmuş. Montaj. Bu arada Gürcan Bilgiç'in 13 Mart'ta aynı şekilde bu pozisyon penaltı mıydı Abdülkadir diyor, değil yanıtı alıyor. İnanmadı, pozisyonu VAR'a giderek penaltı verdi diye. Her gün bir skandal daha açıklanmıştı. Yani ortalık gerçekten çok karışık. Şu saatten sonra dediğim gibi ya UEFA, FIFA çok ciddi bir yaptırım yapacak. Mesela Euro 2024'ten milli takım atacak. Keşke atsalar. Hocam sen milli takımda değil misin? Türkiye'yi tutmuyor musun? Hangi Türkiye milli takımı? Fenerbahçe düşmanlığıyla bezenen Türk milli takımı mı? Hangi milli takım? Hani Volkan Demirel'e o formayı giydi diye küfür edilen milli takım mı? Hangi milli takım? Fenerbahçe'den nefret eden, elinden gelse hiçbir oyuncusunu almayacakları milli takım mı? Bak, şu saatten sonra ya milli takımı atsınlar Euro 2024'ten. Türk takımlarını almıyoruz Avrupa'ya. Sizin UEFA üyeliğinizi 10 yıl boyunca askıya aldık desinler. Mehmet Büyükekşi'yi yağlı yağlı şey yapsınlar. Yemeklerle karnını doyursunlar. Ya da Mehmet Büyükekşi desin ki durun bir dakika. Ben bunu yaptım ama neden yaptım? Neden yaptın? Ya Galatasaray'dan çok baskı gördüm. Geçen sene dediler ki belgeleri açıklarız. Bizi tehdit ettiler. Biz de mecburen bunları şampiyon yapmak zorunda kaldık. Bu sene de bakın bunlar sahaya şu kadar sözleşme verdiler, şu kadar gösterdiler, ses etmedik diyecek. O onun başını yakacak. Yani bir hikaye vardır toplumda, bilir misiniz? İki ortak, ikisi birden büyük vurgun yapıyorlar. Yakalanacaklarını anlayınca akıllı ortak biraz kafası az çalışan ortağı diyor ki oğlum biz bu işten kurtulamayız. Bir ihtimalimiz var. Nedir o ihtimal? Sen malın yarısını alıyorsun, kaçıyorsun. Yurt dışında yaşıyorsun bu saatten sonra. Ben de burada yaşıyorum. Ben kahraman olacağım. Sen hain olacaksın. Ben sana atıp tutacağım. Millet diyecek ki bak adamı bile kandırmış. Yazık, bu adam bile kandırılmış diyecek. Diyor. Sonra ortağı gönderiyor. Başlıyorum. Feryada beni bile kandırmış. Şu kadar kişiyi dolandırmış. Gelin size ne açıklayacağım. Bak burayı da dolandırdı bu. Bu şerefsiz var ya, burayı da dolandırdı. Şurayı da dolandırdı. Şöyle böyle. Millet kalan ortağı kahraman ilan edecek. Gideni hain ilan edecek. Bu da tıpkı böyle bir olay olacak gibi. Ben bunu bir yerde bir filmde izledim ama. Nerede izledim ya? Böyle bir senaryo vardı bir filmde. Aklıma gelmedi, neyse. Hakkımız hayırlısı olsun arkadaşlar. Kazanan Fenerbahçe olsun inşallah. İnşallah Türk futbolu ve Fenerbahçe kazansın. Ne diyelim? Hakkımız da hayırlısı olsun. İzlediğiniz için, beğendiğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. 19.07.